Sanıyorum ulaştım. Engebeli bir arazi var. Taşlardan oluşuyor. Şimdi ileride bir ateş yanıyor ama şöyle göstereyim. Şu yolu gideceğim. Şuralara çıkacağız. Oh. Şöyle gördüğünüz gibi bakın. İleride görebiliyor musunuz? Ateş çıkıyor. Bunu bir internetten araştırın. Yanartaş. Olimpos diye. Oradan hikayesine bakın. Evet, sanıyorum olay bu. Burası. Şimdi bakın, şuradan alev çıkıyor ve yanıyor. Burada da var. İşte Yanartaş dedikleri yere ulaştık. Yani bunu internetten araştırırsanız ne olduğunu. Öyle. Kendi kendine taşlar yanıyor. Hiç sönmeden. Olimpiyat meşaleleri de sanıyorum adını buradan alıyor. Bu çıralı denmesinin sebebi de kısmen bununla ilgili galiba. Öyle bir şeyler duydum ama. Oh. Doğaya bakın. Ne güzel. Bakın burada da var. Yanıyor böyle taşlar. Cozur cozur yanıyor. Bakın. Acayip sıcaklık var burada. Yani sınırsız bir şey var. Doğal ateş yanıyor. Bunu ben de bir araştırayım bakayım. Bakın şurada da var. Yalnız insanlar buralara gelip lerini de bırakmışlar. Pis herifler yerlere çöp atıyorlar. Her yerde izmarit, çekirdek kabuğu. Bunu bir yabancı yapmaz işte. Yabancıyı eleştiriyoruz. Adam giderken çöpünü de alıp götürüyor. Kimse kusura bakmasın. Pis çok. Bakın şurada da küçük bir ateş var. Şöyle güzel manzarası var. Bir de şu değişik bir bitki var. Beyaz beyaz görüyor musunuz? Dağ bitkisi midir nedir? Evet. Karşıda deniz. Deniz seviyesinden 800 metre yukarıdayız galiba. Bir de şurada büyük bir ateş var. Onu da göstereyim. Evet. Yanartaş'ın hikayesi bu. Taşlar yanıyor işte. Çayır çayır yanıyor. Evet, en tepeye çıkalım bakalım ne var en tepeden. Hazır buraya kadar geldik. Zahmeti çektik. En tepesine çıkalım. Dağda yukarıya işaretler var. Nereye gönderiyor acaba? Böyle gidiyor ama. Yok, buralarda otlar olduğuna göre başka bir şey yok. Bir bakalım, belki hikayesi yazıyordur. 6 lira para aldılar. Belki hani bir açıklama vardır mutlaka. Değil mi? Yani
Neye göre 6 lira alıyorsun? Tamam. Milli park. Giriş ücretlidir. Yanartaş. Bakın bu da turizmde geldiğimiz en iyi noktayı gösteriyor. Ücretlidir demeyi biliyoruz. Hakkında açıklama, yani Yanartaş'la ilgili iki satır yazı yok. Nedir bu Yanartaş? Yanartaş işte, o kadar. Bu bilgi sana yeter diyor yani. Kısaca. 6 lirayı niye aldın? 6 lira niye verdik biz buraya? Parayı nerede kullanıyorsun? Yok. Açıklama yok. İşte sinirleniyorum böyle şeylere. İki satır açıklama yok. Oh, şöyle göstereyim manzarayı. Şu aşağısı Çıralı. Burası da işte Yanartaş dedikleri yer. Bu dağın zirvesini göstereyim. Bu kadar. Çok yorucu yalnız. Gelirken öyle çok yorucu değilmiş gibi anlatıyorlar. Yakın gibi gösteriyorlar ama engebeli olduğu için çok zor çıkması. Evet. Yanartaş'tan selamlar.